Selamünaleyküm aracı dostlar. Bugünkü çekimimizde sizlere ilkbahar arı kovanlarının hazırlık aşamalarından bahsedeceğiz. Bunun için boş bir kovanımız var önümüzde. Bu kovanı kullanarak size detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Birincisi, kovanımızın yönünü rüzgarları tersine ya da yanına koyacağız. Diyelim ki doğudan esiyorsa rüzgar, örnek veriyorum. Biz kuzeye ya da güneye koyacağız yönünü. Ve yerden, toprak zeminden yukarı koyacağız. Sebebi şu, yağmurlu havalarda toprak nemleneceği ve çamurlanacağı için oluşacak su ısınmadan dolayı ve buharlaşma ve o çamur kovanın dip tahtasından başlayarak arımıza zarar verecek ve arımızın şu mevsimde üşümesine sebep olmuş olacak. Arıyı bu mevsimde üşütmememiz gerekiyor. Ve unutmayın, arının kıştan daha ziyade bu mevsimde bala, gıdaya ihtiyacı var. Ve polene ihtiyacı var. Eğer polen olmazsa yavru atımı hızlanmaz, gıda olmazsa varlığını idame ettiremez. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Mart, Nisan, hatta Şubat ayının sonları, Mayıs ayının başlangıcı bu gıda için çok önemli. Biz bu aylarda bu gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılamamız gerekiyor. Evvela yerden yüksekte kovanımız, rüzgarların tersi istikametinde ve giriş tahtasına bakıyoruz. Uçuş tahtasında arının girdiği yere bakıyoruz evvela. Burada bir büyüklük var. Bunu daraltmamız gerekiyor. Bunu bir ya da iki arının yan yana geçebileceği alana kadar daraltmamız gerekiyor. Bunu daraltırken de çıtaları kovanda koyduğumuz istikameti baz almamız gerekiyor. Bunun için çıtaların başlangıcı sağda, o zaman girişi bir sola doğru yapacağız. Çünkü hemen buradan girip çıtaya ulaşabilsin arı. Bunu yeterince daralttığını düşündüğümüz ana kadar daraltıyoruz. Bu fazla bile olmasına rağmen şimdilik yeter. Burayı da daralttıktan sonra bakmamız gereken şey çıtaların durumu. Buraya şurupluğumuzu koyuyoruz. Hemen bu tarafa. Şuruptan biraz sonra bahsedeceğim. Çıtalarımızı kontrol ediyoruz. Sağ ilk çıtamızın ballı poleni çıta olmasına özen gösteriyoruz. Bundan sonraki çıtalarda eğer boş olanlar varsa kovanı sıcak tutmak adına onun şurupluğun diğer tarafına, burada şurupluk olduğunu varsayalım, şurupluğun diğer tarafına koyuyoruz. Neden? Ola ki bir daralma arada, yumurta atımı fazlalaşır da bir yer daralması olursa bunu da buradan kullansın. Hatta şurupluğun altına da biliyorsunuz dala görecektir. Bu şekilde kullansın. Şimdi biz çıtalarımızı kontrol ettik. Zaten çoğunuz bu konuların uzmanısınız. Size anlatmama gerek yok ama ben hatırlatma babından söylüyorum. Arıya baktık. Diyelim ki burada kapalı yavru var. Burada da açık yavru var. Burada bir şey yok. O zaman burada olmayan yani bal ve polen olabilir. Bunu diğer tarafa aktaralım. Kovanı yavruları bu tarafa çekelim. Ki arıyı burada sıkıştırmış olalım. Arı burada sıkışınca ısınması kolay olacak. Muhafazası kolay olacak. Şurupluğu da mümkün olduğu mertebe arının yoğun olduğu çıtaya yakın getirelim ki arı hemen gidip alabilsin. Arının son olarak yoğun olduğu yer zaten bakınca belli olur. Boş örülmüş petekler bile olsa boş olanların üzerinde bir iki tane arı olur. Onları da şurupluğun diğer tarafına geçirelim ya da kovanın dışına çıkaralım. Diyelim ki 4 çıtamız var, 5 çıtamız var. 5 çıtadan sonra çurupluğu koyalım. Bir tane de kovanın içinde kovanın kokusu oluşsun diye yine temel petek takılmış ya da kapatılmış bir çıtamızı da koyabiliriz. Bunu yaptıktan sonra burada da şurupluğumuz var. Arının beslenmesine yardımcı olabilmek için şurup yapmamız gerekiyor. Unutmayın, normal koşullarda bir iyi bakımlı bir arı yıllık 600 kilo bal ve 45 kilo polen tüketir. Şimdi bunu güne vurduğumuz zaman o iyi arının günlük ihtiyacını çıkartabiliriz. 360'a böleriz bu 600 kilo.
yaklaşık 800 grama denk gelir. Bunu muhakkak alması gerekiyor. Şu dışarı sıcak bahar var. Polen akışı fazladır. Nektar akışı o kadar olmayabilir. Hatta hiç olmayabilir. Polenin zaten giriş çıkışını rahatlıkla görebilirsiniz. Arının kanatlarından. Ama nektarın gelişini pek fark edemeyebilirsiniz. Onun için tecrübeli olmak gerekiyor. Biz her ihtimale karşı şurup vermemiz gerekiyor. Şurubumuzu da şu şekilde yapalım. Onun için ayrıca bir video daha çekeceğiz ama ön bilgi olarak verelim. Bu mevsimde kesinlikle ve kesinlikle arının bunu çabuk tüketeceği bir şekilde vermemiz gerekiyor şurubu. Ve minimum ölçüleri bire bir olsun. Bir bardak şeker bir bardak su ölçüsünde olsun. Şekeri miktarını yükseltmek daha makbuldür. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Ha bunu yaptıktan sonra da şurubunu da koyduk. Bir pamuklu bezle de kovanımızı baştan sona örtelim. Pamuklu bez şu işe yarar. Buharlaşmada arının su ihtiyacı olacaktır. Verdiğimiz şuruptan su ihtiyacını giderebilir bu mevsimde. Çünkü fazla uzağa gidemeyebilir. Sulama kanalları da açık olmadığı için tarla sulama fıskiyeleri de çalışmıyor olabilir. Arının yakınlarına da bir su koyalım. Onunla ilgili de çekimimizi yapacağız. O su nasıl konulur onunla ilgili de göstereceğim. Pamuklu bez nemlenen suyu kendinde tutacaktır. Bu da arının kullanımına, daha sonra kullanımına sebep olur. Bu da güzel bir olay olur. Umuyorum beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenme tuşuna ve abone olma tuşuna basın. Allah'a emanet olun.